Okay. Coming from the top of my, knowing when I'm dropping my own type of style, and ain't nobody stopping my rise to the very top. Hit them up with all I got. Superstar, no I'm not. Green weed, black Glock, everybody. Ölmeyi bayılma zanneden tipler bizi anlayamazlar. Ölmeyi bayılma zanneden tipler. Amına koyayım, bir parmağına var ya çakmak ateşi değilse, çakmak ateşi abi, bildiğin kibrit ateşi değilse, kendini parçalayacak, dünyayı velveleye verecek tipler seni nasıl anlasınlar ki amına koyayım? Yani yangının izlerini kafamdan silmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten de çok kötü bir gündü benim için. Hatta o günden beri var ya, soba bile yakmıyorum o günden beri. Çünkü her sobaya baktığımda aklıma o an geliyor. Gerçekten çok kötüydü ya. Öyle bir şey bile yok. Öyle böyle değil Allah. O kadar ölüm tehlikesi atlattım. Her türlü işte. Yani küçüğünden tut büyüğüne kadar. Çocukken mesela bisiklet kazası. Biraz büyüdüm, motora binmeye çalıştım. Motor sürmeye başladım. Motor kazası. Motor kazası da çok pisti. Onu da çok kötü hatırlıyorum. O da çok kötüydü. Araba kazası. Ya kavga kazaları. Çatışma kazaları, silahlı, bıçaklı, saldırılı, aklınıza ya ne geliyorsa başımıza geldi aman abim ya. Bu hayatta bir insanı filmlerde görebileceğiniz ne varsa hepsini yaşadık avradınız sikiyim. Ama bu en sonuncusu gerçekten kötüydü. Bu yangın var ya, yangın çok kötü abi ya. Allah'tan ki su vardı, söndürdük. Allah'tan ki Allah yardım etti. Vallahi yoksa bitmiştik şimdilik. Bu kral şu anda hayatta yoktu ve öldükten sonra da insanlar değerini bilecekti ama hiçbir işe yaramayacaktı. Ölüm çok kötü bir şey lan baba. Allah billah. Düşünsene, hastaysan, iyileşiyorsan, ne bileyim falan filan ama ölüm çok kötü ya. İyileşmen yok. Geçici bir durum değil. Düzelme ihtimalin yok. Geri gelme ihtimalin yok. Harbiden kötü. Allah kimsenin başına vermesin. Özellikle de yangında. Boğulma tehlikesi de bir ara geçirdim. Onu da hatırlıyorum. Çocuktum yine. Adana'ya ilk gittiğimizde. Yani bir insanı dedim ya size, hayatta yaşayabileceği değil mi? Filmlerde görebileceğine kadar senaryo, sahne varsa hepsini gerçek hayatta yaşadık. Allah sonumuzu hayır etsin. Verilmiş sadakamız mı var diyelim, Allah'ın merhameti mi diyelim. Belki de hepsi. Vay dünya, vay dünya, vay. Ertesi gün kalktım. Yangından bir sonraki gün. Normalde mesela sabah altında bir ekmek yiyordum. O gün iki ekmek yedim amına koyayım. Lan dedim, hayatın amına koyayım. Zaten öyle yaz, zaten öyle yaz. Aç mı gidelim amına koyayım. İçinden ne geçiyorsa yap amına koyayım. Tabii kötü olarak, günah olarak değil de normal olarak. Ya. Ölüm enzende hissetmek var ya, gerçekten çok tuhaf bir şey ya, olay ya. Bir lokma ekmeği ikiye böldük, beraber ağlayıp beraber güldük. Ne günler yaşadık, ne günler gördük. Hayat bir masalmış arkadaş. Ne günler yaşadık, ne günler gördük. Hayat bir kumarmış arkadaş. Elveda aşklara, elveda yıllara, bu nankör zamana yenildik arkadaş. İnsanın insanı ezdi bu yerde, bir ömür harcadık, harcandık arkadaş. Çocukken ne düşler kurardık seninle, masmavi bir dünya çizerdik seninle, mutluluk içinde, umut içinde, sevgi içinde, hatırlar mısın be arkadaş? Sınır olmayan bir dünya yok mu? Savaşsız, kavgasız bir hayat yok mu? İnsanca yaşamak bu bize çok mu? Söylesene be arkadaş, konuşsana be arkadaş. Lanana
Bir türlü bitmedi bu hayat kavgamız. Hep başka bahara kaldı bak sevdamız. Kim vurdu ya gitti yarınlarımız. Hayat bir masalmış arkadaş. Kim vurdu ya gitti yarınlarımız. Hayat bir masalmış arkadaş. Elveda aşklara, elveda yıllara. Bunan kör zamana yenildik arkadaş. İnsanın insanı ezdiği bu yerde bir ömür harcadık, harcandık arkadaş. Hayat harbiden bir masal gibi ya. Hayat harbiden bir masal. Bir bakıyorsun çocuksun, bir bakıyorsun gençsin, bir bakıyorsun yaş ilerlemiş, bir bakıyorsun ölmüşün gitmişin. Yaşadığın bütün her şey böyle tuhaf geliyor insana ya. Ama ne var insanlar bunlardan ders alsa, ibret alsa, yanlışlarını düzeltse, hatalarını düzeltse, hep beraber bu dünyada insan gibi yaşasa. Ama nerede, nerede? Hiçbir orospu çocuğunu düzeltemezsin bu hayatta. Zaten bir insan orospu çocuğu amına koyayım olmuşsa o bile bile olmuştur ya. Yani orospu çocukluğu yanlışıyla veya kazayla bilmeyerek falan olunmuyor abi. Israrla olunan bir orospu olaydır yani ısrarla. Niye? Çünkü doğduğunu biliyorsun. Allah'ın seni yarattığını biliyorsun. Gebereceğini biliyorsun. Nereye kaçarsan kaç. Azrail senin ananı sikecek onu biliyorsun. Alacak götürecek böyle gırtlağından kapıp seni havaya kaldırıp götürecek ana. Ondan sonra böyle çırılçıplak seni götürecekler. Toprağın altına gömecekler. Ya? Bunu bile bile bir insan amına koyayım. Orospu çocukluğunu tercih ediyorsa o adamı düzeltemezsin ya. Düzelseydi zaten orospu çocuğu olmazdı yani. Ya? O yüzden de abicim ben bu hayatı bir kere yaşarım. Bir kere yaşadığım hayatta da hiçbir zaman orospu çocuklarına karşı olan kinim, öfkem, nefretim hiçbir zaman gram azalmayacak. Gram azalmayacak. Çünkü bu dünyayı, bu hayatı, bu yaşamı insanlara zehir eden bu orospu çocuğu yaratıklar değil mi? O zaman niye affedelim abi bunları? Niye affedelim? Başka birine aynı şekiller yapsınlar diye mi? Zaten bu affetmiş, o affetmiş, öbürü demiş siktir et, öbürü demiş Allah'a havale falan filan diye diye orospu çocukluğu çığ gibi büyüdü amına koyayım çoğaldı. Ne? Herkes benim gibi düşünseydi var ya emin olun yeryüzünde bu kadar orospu çocuğu türemezdi. Hepsi melek gibi olmak zorunda kalırdı. Bak zorunda kalırdı daha diyorum. Ne? O yüzden de hepinize tavsiyem şu. Bir kere bu hayatı yaşayacaksınız. Eninde sonunda hepimiz öleceğiz. Hiç kimsenin garantisi yok. Hepimiz öleceğiz. Yani o yüzden de bir kere yaşadığınız hayatta adam gibi yaşayın ve kesinlikle çevrenizde ne kadar orospu çocuğu varsa hiçbirine gram tolerans asla ve asla göstermeyin. Bu kim olursa olsun. Çünkü dediğim şekilde orospu çocukluğu bir yanlışlık, bir hata değil. Israrla ve ısrarla böyle şerefsiz olmak gibi bir şey. Yani ya bunun da affı olamaz abi ya. Ne biz affedeceğiz ne de Allah affedecek. Okey. Bugünlük de bu kadar. Kalın sağlıcakla. Dediklerimi sakın unutmayın.